İnsanlar benim Tolga ile mutlu bir yuva kurmamı istemiyor. Çekemiyorlar bizi. Hayır öyle düşünme ya Fräulein İrem. Herkes senin mutlu olmanı istiyor ya. Hayır istemiyorlarmış demek ki. Yok Tolga bir kafedeymiş. Yok bir kızlaymış. Yok beni aldatıyormuş falan filan. Hiç öyle bir şey yok. Ah, neden böyle yapıyorlar ya? Ya bunlar clash ya. Ya sen bunlara gelme. Bunlar insanlar yapar böyle şeyler. Dedikodu yapar ya. Hiç bilmiyorum ama bunun hesabını soracağım. Hiç merak etme yani. Bunu işe. Bu nefret. Demek ki sen Rize Spor'u tutaysın değil mi? Hem de ne tutmak ya. Yemin ediyorum böyle kanımı böyle kessem mavi yeşil akar ya. Yemin ediyorum ya vallahi. Uluşan ben seni çok sevdim de. Ben de sizi sevdim İsmail Bey yani size karşı boş değil. Ah, fıs fıs ankle çok özür dilerim ya. Ah, ben bu kardeşim bir daha gelmeyecek diye söz verdim size yine gelmiş. Hadi gidelim Ercümen. Ya konuşma geç yerine çalış sen ya. Çalış ya. Yemin ediyorum ya ben Aydar Yaylası'na bayılıyorum ya. O yaylaya böyle çıkıp açıp da kollarım. O ne güzel hava ya. O ne güzel hava ya. Çok güzel. Uluşam, ben seni bu yazın Aydır Yaylası'na götüreceğim. Söz ula. Ya sen ne tatlı, ne güzel atafsın ya. Çok iyi adam ya, vallahi. Peki Uluşam, sen ne iş tutaysın da? Ya vallahi ne olursa tutarım ya, tutarım ben ya. İşte bıraktım ya. Bak, bak, bak. Tuttuğunu koparanlardan yani. Çok severim öyle uşaklar ya. Nine fıs fıs uncle nine ya. Ya bu hiçbir şey bilmez, hiç bilmez. Yalan söyleme Ercüment. Fıs fıs uncle. Yapma böyle. Git hadi. İnsanların hayallerini yıkma tipi de geldi. Yıktırma bana kahveni Yakup. Halil? Halilciğim. Günaydın Halil kardeş. Neyin var kuzum? Niye öyle uzakta oturuyorsun Halil kardeş? Gelsene masaya. Gitmeyin çocuğun üzerine. Geldiğinden beri tek kelime bile etmedi. Etmez tabii. Bak çocuğa çayına bile dokunmamış. Karnı mı aç acaba abi? Olabilir Şükrü. Minik. Buyur abi. İçinde bol soğan olan kıymalı kuş üzümlü börek al arkadaşa. Sonra içinde zeytin olmayan zeytinli poğaça. Hatta içinde peynir olmayan peynirli poğaça da al. İçinde kıyma olmayan kıymalı poğaça da alsın mı abi? Aynen minik. İçinde kıyma olmayan kıymalı poğaça da al. Halilciğim. Oo, Şükrü bu çocuk uçmuş ya. İçinde kavurma olan tost istiyorum sen. Ne yok? Efendim? Başlatma kavurmana. Sen sahalara geri mi döndün? Evet. 5 maçlık cezası bitti abi. Döndüm ve acıktım. Yeter be. Bunu ortağımız dertlenmiş. Onunla ilgileneceğiz. Kardeşim Ali. Halilciğim. Bir şey soracağım. Sen anana babana bu yemek menüsünü nasıl anlatacaksın? Düşündün mü hiç? Trabzon'dan böyle deplasmana gelir gibi böyle otobüslerle misafirleriniz geliyor. Geldiler yemeğe bir oturacaklar. Ana yemekte somun tartar. Yani ortalığı birbirine katarlar söyleyeyim. Yani açıkçası biz annemle babamla bu konuyu konuşmadık. Hı-hı. Dedik ki siz konuşursunuz dedik. Ya yani kusura bakmayın ama yani ben böyle bir riske girmem. Yani ayıp yani yemekte somon tartar var diyemem. Aha annem konuşur değil mi? Konuşursun değil mi anne? Hı? Anneciğim şey diyorum bu yemek menüsü olayını Sultan Hanım'la konuşursun değil mi? Hı hı konuşurum. Ben bu menüye kefil olmam. Ama alternatif bir menü hazırlayabilirim. Böyle köşeye geçerim, mangalı yakarım böyle. Çünkü aç kalacağız, aç. Ama tatlı çocuklar ya. Şimdi sizin bu menünüzü beğenen olur, beğenmeyen olur. Ne olacak? Gelen misafirler aç mı kalsın? Ya dedeciğim daha bir sürü yemek olacak. Niye aç kalsınlar, kalmazlar? Hem bence bayılacaklar. Çünkü eti, pilavı her zaman yiyor herkes. Ben istiyorum ki böyle alternatif lezzetler sunarak misafirlerimizin damaklarında düğün gecemize dair bir tat bırakalım. Evet. Yani böylece her avokado yatağında karides yediklerinde bizim düğünümüz akıllara gelecek.
Ay, her avukado yatağında karides yediklerinde düğünleri akıllarına gelecekmiş. Sanki her gün avukado yatağında karides yiyor bu insanlar. Ya bunlar bunu yemiyorlar ki. Evet, onu hatırlayacaklar. Avukado yatağında karidesi hatırlayacaklar. Ama bu arada da tarihin en kötü düğün yemeği olarak hatırlayacaklar. Hoca Efendi. Bidon Hüseyin'le yancısı Şükrü ne bulsa yerler. Getir böyle dalından avokadoyu.